Bula savol berayotdilar. Ba'zi boshqa missioner dindigilar, boshqa dindigilar bu Karsoqo birodarlarimizni chalg'itish yo'lida Tavrotda ham, Injilda ham nima uchun payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam haqida hech qanaqa yozilmagan, lekin Injilda ham, Tavrotda ham Iso alayhissalom yoki Muso alayhissalom haqida yozilgan. Mana mana shundan ham bilsang bo'ladiki, sizlarni diningizni yolg'on noto'g'ri demoqchi bo'ladi. Noto'g'ri deb bularni shunaqa ano chalg'itish yo'lida ano qilishadi. Xo'p, bu mantiqiy savol, mantiqiy aldash usuli. Odamlarga mantiqiy eshikka olib kirib, asli haqiqatni berkitish. Hozir suhbatni boshida aytdim. İncil'de İsa aleyhi salatu vesselam menden keyin fıraklit keledi degen kelime var. İsa aleyhi salam menden keyin fıraklit keledi. Fıraklit bu eski İbrani tilde Ahmet degeni. Ve uşa aslı İncil'nin asıl nuskasını berkitip yok atıp yok kıvargan adamlar fıraklit kelimesini tercüme kılıp adamların gözünü şamgalat kılışken. İncil'in içige, İncil'ge. Adamlarının şunaka tercimeleri kirip gitken, kirip gitken. Fıraklitini halaskar deyip tercime bu işken. Hadri künde hadri gün nuskada ben gördüm, necatkar. Halaskar, necatkar. Ertege bundanki, on yıldanki nime buladı hiç kim bilmeydi. Hamma özge makul kirgen gapni tercime kılışa uğradı. Lekin İncil'de Muhammed Aleyhisselam hakları da var. Tavrat'ta Muhammed Aleyhisselam hakları da gap var. Lekin hazır Tavrat'ın asıl nüshası yok. Tavrat ornuge Talmud okuşadı. Talmud. Tavrat yok. Bu mantiqi aldaş bu. Yolg'on bu. İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselam'ın haberini verdi. Musa aleyhisselam Muhammed aleyhisselam'ın haberini verdi. Hatta barcha peygamberler en ahirge keledigen peygamber hakkında haber bergen. Bergen bunu kitaplarda işara bilen, açık oydun kelime bilen kelgen bazıları asıl nuskası yok alıp gitti. Bazıları tercüme kılıp adamların gözünü şamgalat kıldı. Şimdi Kur'an-ı Kerim yoki barcha peygamberlerini zikir kılışligi ularının kervalları bitti ikenligige delil. Peygamber aleyhisselam yangi din opkemegellerige delil. Özlerden aldıngi dinlerini adamlar özgertirip olgan tamallarını yok atıp asıl özgermeydigen nuskanı keltirdiler. Asıl özgermeydigen nuska Kur'an. Hazreti Kur'an'ın bir orta harfini özgertiriş almaydı. Harfini. O kelime tercüme uyağda tursun. Kur'an asıl Kur'an Arapça. Bu Arapça kıyametke kadar özgermeydi. Özgertirişe almaydı. Adamlar bunge dahil kıl almaydı. Demek ki Kur'an'ı Allah Ta'ala özgertir almaysiler dedi. İncilem Allah'ın kitabı yu. Demek ki özgeredi. Allah Ta'ala unge vade vermegen idi. Özgertir almaysiler deyip vade vermegen idi. Şunun için adamlar özlerini şahsi menfaatler için özgertir aldı. Peygamberlerinin berçesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a haber vergen. Hazır. Talmud okuydu geller. Moşayihni kütedi. Ularda Moşayih deydi. Yani necatkar. Uniyem namı necatkar. Uyem namı halaskar. İncil tarafdarları bugünkü künde Mesih'ni kütedi. Mesih az yine harflerini doğru telaffuz kısayız. Uyem Moşayih boladı. Tepesi yem Mesih boladı. Biz ham İmam Mahdi'ni kütemiz aslida. İmam Mahdi kıyametke yakın çıkadigen bütün zulüm zalimlerge karşı uruşadigen ularını haddini bildiradigen adam. Lekin Tavrat'taki Moşayih, Mesih, İncil'deki Mesih, hakkıdaki haberlerini atrafı da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkıdaki haberler en köp tarqagan haberler. Bir İncil davatçısı Çerkov'da turup aytyapti. Aytyapti ki bizni İncil. Şuna kangi mucize kitap ki o hatta SSR'ni payda buluşunu ham. SSR'nin payda buluşunu ham. Ve onun ahırı kelip inkarazgı uçurup çöküşünü ham başarat bergen. Mana bu ayet çünkü işara kıladı diyepti. Şunda bir Müslüman sonra gel ondan. Katta bir davlatını payda buluşunu, onu çöküşlüğü hakkıda başarat kılgen İncil. Muhammed Aleyhisselam hakkında başarat kıyan buluşu mümkün mü?
70 yillik bir sistemini çöküşlüğü hakkında başarılat bergenekken de. Lekin Muhammed Aleyhisselam hakkında başarılat bermegenemiş. Özlerine kerek bu kalsa SSR hakkında İncil'de vardı işi yaptı. Özlerine kerek bu megalliği için Muhammed Aleyhisselam bir kişi yaptı. Ya başarılat bermegen. Ne mege? Ne mege başarılat bermeydi? İsa Aleyhisselatü Vesselam'a hadir gününde 2 milyar Müslüman iman keltiradi. Doğru mu? Ana şu 2 milyar Müslümanını İsa Aleyhisselam'a iman keltirişliğini Muhammed Aleyhisselam o'rgatgan. Eğer İncil'de Muhammed Aleyhisselam hakkında başarat bulmasa 2 milyar adam bugün İsa'nı tanır mıydı? Tanımasaydık biz Kur'an'dan tanıdık, hadisten tanıdık, Muhammed Aleyhisselam'dan tanıdık. Ha, Muhammed Aleyhisselam hakkında irte günde başarat var. En katta başarat Fıraklit. Uşa en ahirgi nuskha, en asıl barbara nuskhası da aynen turuptu. Fıraklit tercüme kılınmayı turuptu. Ahirgi nuskha. Bunu bir kişi yaptı. Hadır, bunlar en mahsus cahide bir kitadı bu nuskhanı. Bu nuskhada Fıraklit tercüme kılınmayı turuptu. Kogan nuskhalarını hammasını tercüme kılıngeni uçun nam özgarip sıfat bu kogan. Nam balan sıfatlı farkı gibi arasılar. Ad başka, sıfat başka. Hadır ettim. Abrar benim ismim. Lekin sıfatka eğlentirsek benim ismim yok alıp kaladı. Abrar kelip şöttü, sıkbat kıp gitti bilen yakşı adamlar kelip gitti deseyiz umumen yok alıp kaladı. Adam yok alıp kaladı. Sıfatka eğlenip getirdi. Hud düşünün. Fıraklit Peygamber Aleyhisselam'ın isimleri eski İbrani tilde köp Allah'ke hamd aytuvchi degani. Arapça versiyonu Ahmet. Muhammed, Ahmet, Muhammed, hamd aytuvchi degani. Allah'ın ko'p maqtovchi degani. Başka joylari ham bor. Bir oyatda İsa aleyhisselam aytadi. Menden keyin keladigan qutqaruvchi, o'sha Fıraklit, ummiy bo'ladi degan. Ummiy. Nima degani ummiy? Arablarda ona degani. Onadan tug'ilgandek savod o'qimagan, kitob o'qimagan odam bo'ladi. Va u halol harom qiladi. İkinci sıfatı. Halal haram kılıç hukuku boladı. İsa aleyhisselam'da halal haram kılıç hukuku bulmagan. İsa aleyhisselam özlerden aldığı şeriatını devam ettirgen. Peygamber aleyhisselatu vesselam adamlar muamelesi de yangi şeriatlarını kursatgeller. Mesela deyilik, eşek göçtüğünü haram kıyan Muhammed aleyhisselam. Onu haram dediler, haram buldu. Ve başka hukumlar meselesi de Peygamber aleyhisselam yangi şeriatını kursattılar. Tavhid, Allah'ın yakkeligige iman özgar mıydı? Lekin şaroitga qarab şeriatni yangisi kelishligi joiz hisoblanadi. Demek umumiy xulosa shu. O mantiqiy xato. Mantiqiy xato. Men bunaqa mantiqiy xatolarni uzuqoralarini bilaman. Odamlarni boshini aylantirib qo'yish, gipnoz qilish juda oson u. Matematikada shunaqa mantiqiy odamlarni chalg'itadigan usullar bor. Qisqaroq keltiray shuni. Bir adam etik tikarken etik. Oğluga bu etikni bazarga barıp satıp gel dedi. Haliga adam bazarga abarıp etikni iki kişiye sattı. 12 yarım somdan 25 somga sattı. Bala kelip 25 somunu atasiga berdi. Yaxshilab o'ylab turing, mantiqan hozir sizni chalg'itaman. Topolmay qolasiz. Oldindan da'vo qilyapman. 25 somni otasiga berdi. Ota 25 somni oldida qimmatga sotib olibsan. Mana bu 5 somni borib qaytib ikkita odamga bo'lib ber dedi. Bola 5 somni olib, yarim yo'lda 3 somni cho'ntagiga urdi. Ota bilmaydi dedi. Qolgan 2 somni borib haligi odamlarga 1 somdan qaytarib berdi. Haligi odamlar 12 yarim somdan olgan edi, to'g'rimi? 1 somdan qaytib berdi. U odamlarga qanchadan tushdi? 11 yarimdan tushdi. 11 yarımga 11 yarım 23. Balanın çöntekinde kança var? 3. Koşsa kança buldu? 25 idi. Kattan payda buldu bir. Ustaz yani başına düşündürürsün. Sen adaş başlıyorsun. 12 yarımında ikide sattı dediler. Atası 25 mi yaparı verdi dediler. Atası 5 mi sattı egelerine kaytardı dediler. Yoldaki tokyarı 3 milyon kaldırıp 2 milyon 11 yarımdan 12 yarımdan ogan ular. Doğru mu? Ben 12 yarımda itik ogan ben.
Menga kelib 1 so'm qaytib berdi. 11 yarimga olgan bo'lamanmi? 11 yarimga olgan bo'lamanmi? 11 yarimga 11 yarim 23. Bolaning cho'ntagida 3 so'm bor. 26 mi? Bu mantiqiy chalg'itish bu. Arifmetik hisobda otaning puli bilan hisoblanishi kerak bo'lgan narsani olganlarning puli bilan hisoblayapman. Sizlarni chalg'itayapman. Asli otada qancha bor? 20 qolgan otada. Bolaning cho'ntagida qancha bor? 3 so'm. Ani bolalarga 1 so'mdan qaytib bergan. 2 so'mmi? Qo'shsa 25. Yarmiga kelganda men chalg'itib sizlarni haligi odamlarga tushgan pulga aylantirib olyapman. Bu men mantiqiy aldash usulini o'rgatyapman-da. Ya'ni sizlar aldoqchilikni o'rganmanglar menda. Men demoqchi bo'lganim, mantiqan aldash strategiyalari bor. Odamlarni chalg'itishadi. Mana İncil'de hamma peygamber var, Muhammed'in ismi yok. Demek, demek Kur'an hata. Ye? Unaqa deydigan bo'lsak, unday deydigan bo'lsak, juda ko'p narsalar ochilib ketadi-da, men gapirsam ularning quloqlari kuyib ketadi. İsa alayhissalatu vassalom, sünnetni, ya'ni erkaklarni sünnet qilish masalasini tasdiq qilgan odam. Bugungi nasroniylar birortasi sunnat qilmaydi. Nimaga sunnat qilmaysizlar desa, Pavlus tavsiya qilmagan emish. Sizlar Isoga ergashasizlarmi Pavlusga mi? Bunga o'xshagan, men bitta fiqhiy masalasini aytayapman. Bunga o'xshagan gaplar ko'p. Iso alayhissalotu vasallamni kitoblarini bir boshlovchi islomni qoralovchi bir ko'rsatuvda islom terror dini, qatl dini, odam o'ldiradigan din suhbat bo'lyapti. Bittasi chiqib aytayaptiki, ha, islomda shunaqa qotilliklar bor. Mana ularning muqaddas kitoblarini qaranglar, deyapti, o'qiyapti. Qishloqqa kirganinglarda yosh u qarini, hayvon u parranda yu darrandasini birortasini tirik qoldirmay qilishdan o'tkazing. Kirgan joyingizni qon bilan to'ldiring. Ariqlarda qonlar oqizing, deb o'qiyapti. Ha, ko'rdinglarmi ana islomning qonxo'r dini ekanligini, deb o'qib turib kitobni munda ko'tarsa İncil. Qodiriy gaplarini hammasi İncilda bor. Boshlanishida mehr muhabbatli ko'rsatishadi-da, oxir oqibatda bunga o'xshagan narsalarga olib borishadi. İslomda terror yo'q. İslomni terror dini qilib ko'rsatayotganlar bular. Mantiqiy aldash bilan bu yoqdan hisoblash kerak bo'lgan narsani orqa tomondan hisoblab odamlarning ko'zini shamg'alat qilishyapti. Xotirjam bo'ling, islomda terror dini yo'q. Xohlagan joyda da'vo qiling. Islomda birovni nohaq o'ldirish yo'q. Va man qatala nafsan bi-g'ayri nafsin aw fasadin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Islom bir insonni nohaq o'ldirgan odamni bo'yniga butun insoniyatni o'ldirgan gunohini yozadi. Bu bundan ortiq taqdid bormi? Va man ahyaha faka'annama ahya'an-nasa jami'a. Kim bir insonni o'limdan asrab qolsa, bitta odamni. O'limdan asrab qolsangiz, butun insoniyatni o'limdan asrab qolgan ajrini va'da qiladi. Bu qadar mehr muhabbatga, bu qadar insoniylikka da'vat qilgan dinni yomonatlik qilib ko'rsatayotganlar shaxsiy g'arazi bilan bu ishni qilyapti. Xotirjam bo'ling, islom dinimiz eng mukammal, eng oxirgi din. Mantiqan qaraganda ham eng oxirgisi to'la to'kisi bo'ladi. Avvalgilarni to'ldirib, avvalgilarda o'zgartirilganlarini to'g'rilab isloh qilgan din islom dini. Qur'onda faqat murojaat ulamolardan so'rab o'rganish kerak. Oddiy endi islomni tushunayotgan odamni aldashga urinishlar ko'p. Nimaga o'shalar bizga kelmaydi? Mana savol mantiqan. Men juda ko'plarini chaqirganman, ko'cha ko'ylarda tarqatadiganlarni ushlab olib, yoqasidan yur deganman, qochadi hammasi. Ularga buyurishadi, islomni to'g'ri tushunadigan odamga da'vat qilmalaring deydi. Islomga endi boshlang'ich odamlarni da'vat qillaring, ularni buzish oson deydi. Shuning uchun ularda bahslashish, tortishish yo'q. Man qilgan tortishishi ular. Nimaga tortishsa haqiqat chiqib qoladi. Haqiqat chiqsa qilayotgan asos bilan aldayotganlarga aldamaslik kerak. Mana rahmat sizga alohida tashakkur. So'rab shunaqa narsalarni o'rganishga harakat qilish kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi.